Ötən gün tarixi hadisə baş verdi və Laçın yolunun girişində Həkəri çayının üzərində sərhəd buraxılış məntəqəsi quruldu. Artıq bundan sonra keçidin, ərazidən keçidin bir daha legitimləşməsindən sonra bizim üçün zərəri olacaq bundan sonra hərbi müstəvidə tədbirlər nələr ola bilər sizdən eşitmək istərdik. Zaten Azərbaycan herhangi bir yerde herhangi bir ihlale, tecavüze veya tehdide karşı hazırlık seviyesi üst noktada. Yani Azerbaycan olası bir mütecaviz saldırı olursa veya buradaki sınır geçiş noktasıyla ilgili bir askeri veya asimetrik bir hamlede karşı karşıya kalırsa zaten buna hazırlıklı. Yani vatanını savunacak, toprağını savunacak. Zaten şu ana kadar hep bunu yaptı ve bundan sonraki süreçlerde de büyük bir gerginlik olacağının farkında. Çünkü mesele sadece Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bir mücadeleye karşılık gelmiyor. Öncelikle Kafkas jeopolitiği ile sonra da Türk dünyası ile ilgili son derece önemli bir hassasiyete karşı karşıya kalabileceğimiz tehditlere karşılık geliyor. Bu açılardan bakıldığında Azerbaycan zaten hazırlığını yapıyor. Hem sahadaki hazırlığını yapıyor, hem sınır bölgelerin ötesindeki yığınağını yapıyor, hem de ittifaklarını geliştiriyor. Bütün bunlara bakarak bir oldu bittiyle karşı karşıya kalır mıyız? Erken evrede bir oldu bittiyle karşı karşıya kalacağımız çok öngörmüyorum. Yani, taktiksel seviyede bazı olaylar yaşanabilir. Ama bu son derece önemli bir politik kırılma noktası aslında. Yani hem de askeri bir karakteri var. Yani sonuçta serhat koşunları, sınır muhafızları askeri karakter taşıyan bir yapı Azerbaycan açısından. Şimdi bu noktada Azerbaycan son derece önemli bir hamle yaptı. Ermenistan'la sınırın burasıdır dedi. Yani daha önce özellikle karşı karşıya kalınan savaşın öğretmiş olduğu hassasiyetlere bağlı olmak üzere, karşı karşıya kalınan baskılara bağlı olmak üzere Azerbaycan son derece sabırlı, dikkatli bir politik süreç işletti. Uluslararası hukuku işletmeye çalıştı. Ancak hepimiz çok yakından müşahede ettik, gözledik, takip ettik. Ermenistan savaşı kaybetmiş olduğu halde, savaşı kaybettikten sonra bir anlaşmanın altına imza atmış olduğu halde bunlara uymamayı tercih etti. Ve sözlü Artşah Devleti'ni varmış gibi veya yaşatmaya dair bir takım hamleler yaptı. Hatta Rusların arkasına saklanarak yaptı bu işi. Azerbaycan çok dişini sıktı. Aslında daha dişini sıktığı konular da var. Ama şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Yani Azerbaycan nihai hedefinden asla vazgeçmiş değil. Sadece karşı karşıya kaldığı hassasiyetler, tehditler ve baskılara bağlı olmak üzere kimlerle mücadele ettiğinin bilincinde adım adım asli hedefine doğru yürüyor demek bence son derece anlamlı. Yani bu en başta neydi? Sahadaki istismarların engellenmesiydi. Terör operasyonlarıydı. Teröre karşı işte paramiliter yapılar, işte bir takım asimetrik tehditler ortaya çıktı biliyorsunuz zaman içerisinde. Onların bertaraf edilmesiyle ilgili o hamleler yapıldı. Daha sonraki süreçlerde özellikle bu Ermenistan'ın yapmış olduğu bypasslar, işte Laçin Koridoru'nun istismarıyla ilgili bir takım sivil inisiyatifler gelişti. Şimdi de serhat koşulları üzerinden yarı askeri ve politik bir hamle yapıldı. Bence bu hamle son derece önemli ve kritik. Bu noktada hem Ermenistan'ın ne yapacağı, hem Rusya'nın ne yapacağı, hem İran'ın ne yapacağı, bunlar çok iyi saha fotoğrafıyla beraber, saha etkisiyle beraber analiz edip ona göre bir takım pozisyonların geliştirilmesinde son derece önemli olduğunu düşünüyorum.